arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bisiklet yarışına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Alanya, Antalya turu yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi ikinci turdayız. Ve 3 boyutlu yarışa tıklıyorum ve olaya giriyoruz şimdi. Evet, dediğim gibi Alanya, Antalya yarışı yapacağız. Diğer bölümde Alanya yapmıştık. Açıkçası arkadaşlar istediğiniz oyunu. O yüzden ben de ikinci bölümü çekmeye karar verdim. Böyle yüklü ikinci bölüm olsun. Ve şunu unutmadan Oyun Pass kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bundan sonra giriş böyle yapmayı planlıyorum. Oyun Pass kanalına hepiniz hoş geldiniz diye falan. Evet, hadi bakalım. Devam. Evet, 149 kilometrelik bir mesafemiz var. Oyunumuz başlıyor. Şimdilik yola çıkacağız. Ve birinci olmaya çalışacağız. Lotto Belisol takım bizim arkadaşlar, biliyorsunuz. Şöyle bir helikopter görüntüsü çekelim. Evet. Andrei Greipel'i yine öne bırakmayı planlıyorum açıkçası. Ve şöyle Andrei Greipel'e bir geçirelim kameramızı. Evet. Atak yapmışlar. Elemanlar atak yapıyor. Yapsınlar. Tek kişilik mi? Yok. 3 kişilik bir atak söz konusu şu anda. Ben kendimi yormayacağım. Kendimizi yormayacağım. Hiç öne geçmeyeceğim bu bölüm. Yani illaki biz ön takımı yakalayacağız. İllaki yakalayacağız. Ben hep arkada formumu koruyacağım. Çünkü bu forma birinci olacak abi bugün. Bunu birinci yapmaya çalışacağız. Bakalım hayırlısıyla inşallah olur. Andrei Greipel şu anda 33 km bir hızdan beraber gidiyor. Bitişe 145 km'si kalmış. 50 km sprinte kalmış. Tırmanış yok. Bu bölümde tırmanış yok. Şu anda 45-50 km hızı gördük. Bu formayla 27. mi onu? 27. mi ne olmuş diyebiliriz. Devam. Evet. Hadi bakalım. Yine ben hiçbir şeye dokunmadım. Yine bir şey en öne geçmeyi başardı bizim takım. Yani Andrei Greipel'e ben dokunmasam bile o kendisi öne geçebiliyor. O da güzel bir şey aslında. Neyse biz Andrei Greipel'le beraber olaya gireceğiz. Evet. Devam. Eğer beğenirseniz devam ederiz arkadaşlar. Bir bölüm daha gelebilir. Sizlerin isteklerine bağlı tabii bunların hepsi. Siz ne isterseniz ben onları çekmeye çalışacağım. Oyunları çoğaltacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet. Enes mesaj atmış. Kapat at telefonu. Bazı arkadaşlar sormuş işte abi neden kendini hareket ettirmiyorsun? Hatta kendin mi hareket ettiriyorsun falan diye. Öyle bir şey yok. Ben sadece menajerim burada. Yani bunların gidişatını falan ben hesaplıyorum. Ya bunlar bisikletini sürüyor. Ben de bunlara bakıyorum açıkçası. Yani düzenini ben ayarlıyorum bunların yola gidiş düzenini. O kadar. Başka bir şeyleri yok yani. Yani ben bunları takip ediyorum sadece menajerler olarak. Kim ne yapıyor? Kim nasıl yarış yapıyor falan bunları takip ediyorum sadece. Evet şu Barbier, Debye, Buck, Verweijk. Devam edelim. Van Aert, Spoelweit, Siebeck mi yok? Aynen. DGH ve Andrei Greipel falan arkadaşlar. Bizim tek sıra haline dizildiler görüyorsunuz şu anda. Andrei Greipel her zaman buradadır. Yani bir atak yapacak ya adam. O onun için orada bekliyor. Şu anda bizim takım gayet rahat gidiyor. Ön takım hızlanır birazdan. Onları biz yakalamaya çalışırız. Bu şekilde bir oyun oynayacağız. Ve öndeki takım da gidiyor şu anda. Ta oraya kadar bir geçelim abi. Evet 3 kişilik bir takım bunlar. Ama siz de yorulacaksınız. Elbet siz de yorulacaksınız. Yani bu arka takıma yani şu şurada. Şunlar şurada. Yani açıkçası şunu söyleyeyim. Yakalanacaklar. Hiç kaçışları yok. Yani arada mesafe de yok. Bu ne arabası? Şey arabası mı? Hakem arabası mı bu acaba? Kangolar abi. Kango var ya. Türkiye'ye hep Kango koymuşlar. Niye? Biz daha çok Kango'yu daha mı çok mu kullanıyoruz bizim Türkler acaba? Ne bileyim ya. Biraz Kango falan fazla sanki. Şu ne? Fiat Palio bu? Fiat Palio benziyordu. Evet Kango. Bu da Kango.
Eski model mi, yeni model mi, ne oldu da belli değil. Eski herhalde ya. Eski model kankolar koyulmuş gibi duruyor açıkçası. Ya bunlar zaten eskiden beri aynı modelleri kullanıyor ya, yani sıkıntı yok. Bu ne? Bu yabancı bir araba sanırsam. Şöyle bir şu arabanın orada kamerayı bir bırakacağım. Arabanın plakasına bakmak istiyorum. Bendeki manyaklık işte. Evet, arabanın plakası yabancı abi. Yani Türkiye'de yabancı plakanın ne işi olur? Ama burası Alanya, Alanya değil mi? Yani Alanya abi bura. O yüzden olur yani bir şeyler. Doğaldır yani, yabancı olması doğal. Evet, Alanya'dan çıktık, Antalya'ya doğru gidiyoruz. Bir kez daha söyleyeyim. Bu arada Oyunfaz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ne? Videonun ortası geldi. Adamlar Oyunfaz kanalına hoş geldin diye dedim. Sıkıntı. Evet. Şimdi Andrei Greipel nerede? Burada abi. 19 kilometre kalmış Andrei Greipel'in sprinte varmasına. 113 kilometrede kalmış yarışın bitişine. Şu anda %0,2'lik bir dilim çıkış var. Yani rampa var. 43 kilometre hızla gidiyor Andrei Greipel. 85'miş. Abi güçlerimizde hiçbir sıkıntı yok. Hepsi normal. Gerçekten sağlıklı ilerliyoruz. Gerçekten öyle. Yani şu uyarı ne uyarısı, ben bunu bilmiyorum. Andrei Greipel her zaman artı bir de. Güzel. Bu da artı 3'müş abi. Baksana ya şuna. Gerçekten süper ha. Adam tam tam yani yerinde güzel sayıyor. Evet. Devam. Şimdi şu Andrei Greipel'e tekrar geçeyim geri. Bunlara bir bakalım. Evet. Buradan bir atak yapsak ön takımı yakalayabiliriz. Halen şansım var. Yani 3 dakikayı ben buradan atakla kapatırım ama biraz tempo yükseltmemiz lazım onun için. Bu da birazcık güce sebebiyet olabilir. Öndeki takımın şu anda 25 2,25 saniye falan farkla önde ilerliyorlar onlar. Yani bunları yakalayabiliriz. Yakalayamama da sıkıntı yok. Her türlü yakalarız yani. Yakalayacağız da zaten. Yani ilerleyen zamanlarda da bunlar artık formdan düşecek. Hep öyle gideceğiz zannediyorlar ama hep öyle zannediliyor. Onlar tempoyu aslında onlar arkayı hızlandırmaya çalışıyor. Var ya şu önden kaçanlar var ya, ilgili beyin. Ne uyanık onlar biliyor musun sen? Vallahi hani uyanık. Garveli gördüm. Aşkekman falan önde. Şu anda 2,18'e kadar düşürdüler. Aradaki farkı 2,21'e çıktı. 2,24 oldu. 25 oldu. 27 oldu. 28 oldu. Evet şu anda artıyor. 32. 34. Biz %5'lik şu anda, hatta %1'lik bir rampaya doğru çıkıyoruz. 1,5'a ulaştı. 1,6 eğime ulaştı yol. Şu anda çıkıyoruz ve evet şu anda sprint noktasına onlar ulaştı diyebilirim. Nicola Panvizo birinci olarak burayı geçmiş. Pascal Lotto Melisol yok değil mi? Yok, Lotto Melisol yok. Belki bir gün bu dereceyi girmeye hak kazanırız. Bilmiyorum, tam emin değilim. Evet. Lotto Belisol değil, Lotto Soudal takımdan Louis Warwick varmış abi burada. O da hangisi? Hemen bakalım adama. Warwick'le. Heh, şu olması lazım. Şuydu değil mi? Bence bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu gösteriyordu çünkü. Evet. Şimdiki %1'lik yani 1,5'luk bir, hatta 2 oldu, 2,5. Evet şu anda 1,8'lik bir eğime tırmanıyoruz. 90 kilometre kalmış bitişe. 30 kilometre hızla beraber gidiyor Andrei Greipel. Gerçekten formunu da koruyor şu anda adam. Helal olsun diyebiliriz. Gerçekten iyi Lotto Soudal takımı. Gerçekten güzel bir takımdır. Onu da buradan sizlere tekrar söyleyeyim. Ve bunlar arayı tekrar açmaya başladı. 2,45-2,44 arasında gidip gidip geliyor saniyeler. Evet. Devam. 2,32-2,33 falan geziyor. Şuraya bakalım. 46 kilometre hız. 85 kilometre kalmış.
%0,3, yani -0,3'lük bir eğimden aşağı iniyorlar şu anda. Hafifçe rahat rahat gitmelerine sebep olabilir birazcık. Ama öndeki takıma da şu anda her geçen saniye biraz daha yakınlaşıyoruz. Ama onlar eninde sonunda bize yakalanacaklar. Çünkü 82 kilometre kalmış. 149 kilometreden 82 kilometreye kadar düşürdük yolu. Bu da gerçekten güzel bir şey. Evet. 79 kilometre kaldı. %0,5'lik bir eğime çıkıyorlar. 47 kilometre bir hıza sahibiz. Ve Andrei Greipel gerçekten formunu şu anda koruyor. Gerçekten iyi. 2,19'a çıkardılar süreyi. Ama biz onları illaki de yakalayacağız. Opel koymuşlar oraya bak. Hatchback kasa Opel olması lazım o büyük bir ihtimal. Oyunda sorunlar var. Optimizasyon sıkıntıları var. Seslerde falan sıkıntı var. Yani bu hiçbir zaman değişmedi. Her sene yeni bir oyun çıkardıkları için optimizasyonlara fazla bakmıyorlar arkadaşlar. Bu yapımcılar. Ama yine de sıkıntı yok. Oynanabilirlik güzel. Böyle bir oyun zaten. Açıkçası çok güzel. Çünkü çoğu kişide bisiklet hastalığı vardır. Çoğu kişide vardır bu. Yani bisiklet hastalığı olmayan yok denecek kadar da azdır. Herkesin de bisikleti olmuştur illaki. Herkes bisiklet sürmüştür. Ben de çok severim bisikleti. Bisiklet candır ya. Vallahi bisiklet candır. Onu söyleyeyim. Abi siz tempoyu hızlandırdı bunlar. Tempo hızlandı arkadaşlar. Evet, tempoyu görüyorsunuz şu anda. Bayağı bir hızlandırdılar tempoyu. Helal olsun. Öndeki takımı yakalayacağız. 1,45, 1,46, 1,42, 1,43, 1,40 olarak geziyor şu anda. 1,37'ye kadar düştü. 38, 33 oldu. 34 oldu. Abi kapatacağız. Çok hızlı kapatıyoruz arayı. Andrei Greipel arkada kalma. Vay, Andrei Greipel şu anda onlardan hepsinden ayrıldı diyecektim. Tekrar hepsi birleşti takımın. Bir nokta, ooo, arayı tekrar şey yapmaya başladı onlar. Elemanlar. Ne iş? Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu bir yavaşlatayım ben tekrar. Evet. En arkada kim kalmış ya? En arkada kim var abi? Bizden değil değil mi? Ha tamam. O da takıma yetişti şu anda. Helal olsun. Abi ayrılmayın. Ben takımdan ayrılanlar üzülüyorum ya. Vallahi. Hani en önde gidenler değil de. En arkada hani 2-3 kişi ayrılıp da kalıyor ya geride. O gerçekten üzülüyorum ona. Ya adam yetişemiyor artık, yorulmuştur. Bitmiştir yani. Arkadaşlar hepsi gidiyor, gidemiyor. En çok da hoşuma giden nedir? Yani o gidemiyor ya. Hadi sen, ben de gitmeyeyim madem, onunla beraber gidelim diyen arkadaşları falan da oluyor aynı takımdan. Ya da başka takımdan. Zaten de anlıyor adam kazanamayacağını. Olsun diyor. Ben de onunla beraber gideyim diyebiliyor yani. Yani böyle şeyler güzel. Böyle şeyler güzel. Biz tekrar Andrei Greipel'e geçelim. Andrei Greipel hala önü bırakmadı. Şeyine bak, nerede? Bak burada abi. Tamam, baka birazcık güç verelim. Baka şöyle biraz güç verelim arkadaşlar. Bak kendini bir öne atsın. Evet, bak öne gelir abi. Bak. Bak da gerçekten güzel bisiklet sürüyor. Adam hoşuma gidiyor yani. Bak hoşuma gider. Andrei Greipel, gerçekten seni bitişe hazırlayacağız biz ama. Bakalım nasıl yapacağız. Abi takım bölündü. Takım bölündü. Takım bölmeyin abi. Bayağı ayrıldınız lan. Abi takım bayağı ayrıldı şu anda. Debi sen niye o kadar arkada kaldın? Yetişe ana takıma girin. Tamam, şimdi bitişe ne kadar kaldı? Bitişe 41 kilometre mesafemiz kalmış. Andrei Greipel sen buradasın, sıkıntı yok. Bak nerede? Bak sana biraz daha güç vereyim. Sen biraz geç bakayım şunları. 74 ile en öne geç. 74 ile geç bakayım sen öne. Önü biraz bu çeksin. Geç 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 abi, sen geç. Bak hadi bakayım. Relay. Yani tempo vereceksin. Sen biraz tempo vereceksin şimdi buraya. Evet, arka takım biraz hızlandırıyorsun. Bak artık öne yetişmemiz lazım, haberin olsun. O görevi sana veriyorum. Yapıştır kardeşim. Hadi bakalım. Evet, bizim arka takım yani Dibi, sen bizimkilere bir su al.
Onlar bir su ihtiyacını karşılasın. Andrei Garepel ve Buck ileride gidiyorlar şu anda. Buck'a bakalım. Buck'ın gerçekten şu anda yorulmuş gibi bir şey var Buck'ta. Ama Buck ileri, yani önü hızı ayarlamak zorunda ki ön takıma yetişmesi lazım. Buck şu anda orayı bıraktı. Hemen arkalarına girecektir. Birazdan da tekrar önü kendisi alacaktır dinlendikten sonra. Gerçekten şu anda yarış spikeri gibi oldum. Gerçekten öyle oldum. Ağzım ağrıdı yalnız konuşurken. Onların çektiği çileyi şimdi anlıyorum. Yani her seferinde böyle teker teker isimleri söylüyorsunuz, ne yaptıklarını söylüyorsunuz ya, bayağı sıkıntı. Yani konuşmadan da olmuyor. Konuşmadan da videonun tadı çıkmaz. O yüzden Andrei Grefel'e tekrar geri geçiyoruz. Ve bak önde çekiyor. Andrei Grefel burada Lotto Soudal takımı arkadaşlar. 28 kilometre mesafe kalmış. 1.33 saniye mesafe var aramızda. Bak hadi koçum. Hadi koçum. Andrei Grefel gerçekten çok iyi gidiyorsun. Çok iyisin. Andrei Grefel hiç şeyini bozmadı adam. Bak nerede? Bak burada. Evet. Şu su ihtiyacı Andrei Grefel'e su getirseniz iyi olur aslında, biliyor musunuz? Ve Buck ve Andrei Grefel'e su lazım abi. Suyu getirir bu ya. Getirmesi lazım. DB değil mi? Aynen. Annen Andrei Grefel'e verdin mi? Andrei Grefel. Evet. Komple takımımız su içti şu anda. Baka ver. Baka da ver. Aynen. Oo, Warwick gitti. Warwick gitti. Kaza oldu. Kaza oldu lan. Abi. Warwick kalktı mı? Kalktı. Kaza oldu be. Sen nasıl düştün orada? Gözünü seveyim, sen nasıl düştün orada ya? Jelye madem, hadi. Bir tane jelye. Kendine gelsen. Şu ön takım, evet. Evet, Andrei Grefel. Andrei Grefel. Ön takımı yakalayın bak. Bak sendeyiz, hadi koçum. Hadi koçum. Andrei Grefel'e burada atak yaptıramam. Yani burada atak yapacak tek kişi varsa o da yani sen. Hadi bakayım Warwick. Yakala önü. Önü yakala. Hadi, tempo hızlandır koçum. Tempo hızlandır. Tempo hızlandır. Aynen tempo. Şöyle bırak kendini. Evet sen suyunu falan iç, tamam mı? Sen yapıştır geç. Biz şöyle önü bir kontrol edelim. Bitişe ne kadar kaldı? 10 kilometre. 10 kilometre kalmış. Bak. Bak sendeyiz koçum. Bak neredesin abi? Bulamıyorum. Bak hadi bakayım. Hadi biraz daha hızlı. Biraz daha. Andrei Grefel. Andrei Grefel nerede? Andrei Grefel burada abi. Andrei Grefel kendini sakla koçum. Evet. 7 dakika. Ya 7 dakika diyor. 7,5 kilometre kaldı. 7,5. Abi öne yetişmem lazım. Öne yetişmem lazım. Şu anda var ya. Abi bastırdılar. Bastırdılar. Şu anda bastırdılar. Andrei Grefel'in jelini. Jelini. Abi 5 kilometrenin içerisindeyiz. 5 kilometrenin içerisindeyiz. Bak nerede abi? Abi bak yok. Bak nerede kaldın koçum? Andrei Grefel oraya kadar getirdi. Andrei Grefel oraya kadar getirdi. Şu anda 3,5 kilometre mesafe kalmış. 3,5 kilometre. Ön takımı yakalamamız lazım. Ön takımı yakalamamız lazım. Evet, sprint yap. Şöyle. Şöyle artık vur abi sprintin gözüne. Çünkü artık bitecek. Hop. Andrei Grefel şöyle önü takip et. Önü takip et. DB. Oo, 3'e girdik. Hadi. 3. sıraya girdik arkadaşlar. 3. sıraya Sian DB girdi ve helal olsun, gerçekten güzel. Üçüncülüğü elde ettik. Lotto Soudal takımından Jelle Venendert varmış. Marcel Siebert var ve Andrei Greipel de 15. sıraya yerleşti. Şu anda bizim adam şu arada kalmış. Bakın. Bakın şu. Şu. Hop geçiyor. Evet. Podyuma gidelim o zaman. Hadi bakalım. Podyuma gidiyoruz. Ve birinci David Cimolai arkadaşlar. FDJ takımından. Lotto Soudal Sen DV var. Üçüncü kişi. Yani buna da vermeleri lazım herhalde ya. Yani 1, 2, 3. kişiye veriyorlar. Next'e.
Evet, yine mi aynı adam ya? David aldı yine. Biz var mıyız burada? CNDB var, tamam. Next. 6 saniye farklı olması lazım. Lotto Soudal'dan yine CNDB varmış burada. İsmini de sokuyorum ama. Hıza. Lotto Soudal'dan burada kimse yok. O zaman next diyoruz. Ve takım olarak Team Sunweb Lotto Soudal takımı burada da yok. Ve Alanya Antalya etabını böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar. Next diyoruz. Ve eğer isterseniz bir sonraki bölümde de Antalya Elmalı yani Göbeli rampaya tırmanacağız abi. Ben açıkçası şu bölümü oynamak isterim sizinle beraber. Onu size söyleyeyim. Ve burada videomuzu noktalayalım. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buydu ben Mehmet arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.